Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere Creo'da GT formatıyla çalışma ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Öncelikle GT formatı nedir ve nerelerde kullanılır? Biraz ondan bahsedeceğim. Ardından da örnek uygulamamıza geçeceğiz. GT formatı farklı CAD sistemleri arasında verimli bir şekilde data alışverişini sağlayan, bunu yaparken de ihtiyaca uygun çözümler sunan bir formattır. İhtiyaca uygun çözüm derken ne kastediyorum? Burada ekranda da göreceğiniz gibi diyelim ki bir ihaleye çıkılacak ve ihaleye giren firmalar hangi ürünün ihalesine girdiklerini, bunun ebatlarını yani en dıştan dışa ölçülerini alabilme fakat geometrik bilgilere tam anlamıyla ulaşamayacağı bir data formatında data paylaşımı yapılabilir. Bu neyi sağlıyor? Modelinizin güvenliğini sağlıyor. Mozaik yapı dediğimiz bir yapıda datayı paylaşabiliyorsunuz ve modelinizin güvenliğini bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Diyelim ki daha sonra o firmayla anlaştınız ve o firmaya artık katı model yani üzerinden ölçü alabileceği, üzerinde değişiklikler yapabileceği şekilde bir model paylaşma ihtiyacınız var. Yani solid model dediğimiz modeli. Bunu da yine GT formatı içerisinden belirleyebiliyorsunuz. Yani GT formatını paylaşırken ister mozaik yapıda, ister katı model yapıda isterseniz de iki bilgiyi de içerecek şekilde yapabiliyorsunuz. Bu sayede ihtiyacınıza uygun çözümü tek bir format içerisinde bulmuş oluyorsunuz. Şimdi GT formatıyla ilgili örnek uygulamamıza geçelim. Öncelikle CAD modelimizi açıyorum. Modelimiz açıldı. Ekranımıza geldi. Bunu mozaik yapıda nasıl kaydediyoruz onu göreceğiz. File'dan save as diyorum. Save as'e copy diyorum. Daha sonra nereye kaydedeceğimi seçiyorum. GT'nin içerisinde mozaik yapı klasörümü seçiyorum. Buradan uzantısını GT olarak ayarlıyorum ve yanda options kısmı var. Options kısmına gelerek buradan export part as mozaik veya olduğu gibi paylaş seçenekleri var. Buradan şimdi mozaik yapıyı seçiyorum. Separate part, single file veya separate all gibi seçenekler var. Separate part parçalara ayırıyorsun. İşte annotation'lar olsun mu, olmasın mı? Datumlar yer alsın mı? Quick'ler olsun mu? Gizli H'ler olsun mu, olmasın mı? Buradan detaylara hakim olabiliyorsunuz. Faset yapının detaylarını yönetmek istiyorsanız buradan boyutla ilgili detaylara hakim olabiliyorsunuz. Ayrıca de maksimum surface deviation'ı 0,01 ayarlamakta fayda var. Buradan da o mozaik yapının detaylarına hakim olabiliyorsunuz. Okey dediğiniz zaman daha sonra tekrar okey dediğinizde kayıt işlemi gerçekleşiyor. Sol alt köşede prosesle ilgili bilgi veriyor. Has been created dediği anda işlem tamamlanmış demektir. Şimdi oraya gidiyoruz ve buradan kaydettiğimiz GT dosyasını açıyoruz. GT dosyasını açarken de use template'i kullan derseniz sizin birim ayarlarınıza uygun olacak şekilde dosyayı açmanıza imkan sağlıyor. Otomatik seçili olursa
Modelinizi ister geometri olarak, isterseniz de faset dediğimiz veya mozaik yapı dediğimiz yapıda açma imkanına sahip olursunuz. Fakat biz kaydederken sadece mozaik yapıda kaydettiğimiz için geometri desek dahi, şurada deneyelim. Geometri olarak aç desek dahi okey dediğimizde modelimiz ekranda da göreceğiniz gibi faset yapıda veya mozaik yapıda gelmekte. Filtrelerden parçayı seçip veya aktif dediğimizde de bunu görmek mümkün. Burada alt montajları görebilirsiniz. Alt montajlardaki parçaları seçip açabilirsiniz. Şekilde çalışma imkanına sahip olursunuz. Burada tam bir ölçü alamazsınız. Mesela şuradaki çapı direkt vermez size. Veya şuradaki çapı. Çünkü mozaik yapıya dönüşmüştür. Size en fazla annotate kısmına geldiğinizde veya analiz tabından daha sağlıklı olacaktır. Mijre geldiğinizde işte şuradaki vertex point ile şuradaki vertex point'in arasındaki mesafe nedir? Veya şuradaki h ile şuradaki h arasındaki mesafe nedir? Bunu da detaylandırmak isterseniz şuradan mesela görmek istiyorum. Koordinat sistemine göre delta x, delta y ve delta z'i de verecek şekilde size bu bilgileri verebilir. Fakat daha ötesine gidemezsiniz. Yani burada çalışamazsınız. Bu ön bir bilgi için. Ne ile çalışacaksınız? Onun bilgisine sahip olmanız için kullanacağınız format. Peki aynı datayı şimdi geometrik bilgilerine sahip olacak şekilde nasıl paylaşıyoruz onu göreceğiz. CAD datamıza geri dönüyoruz. Burada inceleyecek olursak unsur yapılarının olduğunu da görebiliriz. Mesela şuraya baktığımızda bir sheet metal datası bulunuyor. Şimdi ikinci aşamaya geldik. Karşı tarafa bilgileri ulaştıracağız ama unsurları olmayacak şekilde sadece katı bilgilerimizi ulaştıracağız. Bunu nasıl yapıyoruz? File'dan save as'e copy diyoruz. Kaydedeceğimiz yer solid model olsun. İsmi de GT olacak şekilde. Options'tan bu sefer export part as and mozaik seçiyoruz. OK diyoruz ve OK diyoruz. Kayıt işlemi tekrar gerçekleştiriliyor. Daha sonra Folder Browser'dan Solid Model'e gidiyoruz. Aç diyoruz. Geometri olarak bunu aç diyorum. Use Template işaretli. Açma işlemine geçiyoruz. Modelimiz açılıyor gördüğünüz gibi ve import feature'larla. Fakat import olması bir engel değil. Creo için engel değil. Niye? Open dediğinizde datanızı açtınız diyelim. Şu an bu katı model. Buradan operations'tan convert to sheet metal diyoruz. Saç metal mantığında birebir tasarlandıysa Drawing Surface deyip referans yüzeyinizi seçmeniz yeterli. Bakın burada model sheet metal'e çevireceğini söylüyor. Hatta burada 10 mm olduğunu söylüyor. Biz bunu 8 mm'ye düşür diyebiliriz. Veya kalınlaştır da diyebiliriz. 8 mm yapayım dedim. Uyarı verdi. Bazı yerlerde değişiklikler olacak. Şurada özellikle bir değişim yapacağım diyor. Olsun dedim. Okey dedim. Ve modelim artık saç metal mantığına uygun olarak karşıma geldi.
Unbend dediğimde açılımı görebiliyorum. Bend beklediğimde geri topluyor. Daha ötesinde ise flexible modeling'e gelirsem, diyelim ki şuradaki radyüsü değiştireceğim. Edit Bend diyorum ve radyüse klikliyorum. Sadece o radyüsü değil, duvarın açısına da müdahale edebiliyorum. Bakın kaç derece olacaksa buradan seçebiliyorum. Değerini girebiliyorum. Tekrar 90'a geri çevirdim. 10 radyüse sahip olsun dedim. İç radyüs. İşlemi bu şekilde tamamladık. Veya full wall diyorum. Duvarı tutuyorum. İster kısaltabilirim, ister uzatabilirim. İhtiyacıma uygun olacak şekilde. 10 birim uzatalım mesela. Ölçülü ve kontrollü bir şekilde işlemlerime devam ediyorum. Geldik. Diyelim şurada bir geometri var. Bu geometriyi taşıyacağız. Öncesinde bunları radius olarak tanıtmak işimi kolaylaştıracak. Recognize araçlarından rounds deyip rounds recognize diyorum ve roundları seçip OK diyorum. Daha sonra şuradaki geometrimi seçtikten sonra move diyorum. Nereye göre? Şuradaki edge'e göre. Bakın radius'leri koruyarak move işlemini yine ölçülü ve kontrollü bir şekilde. Nedir? Mesela 35 mm taşınmış olalım. Bu işlemi bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Veya seçimi yapıyorum ve modify analitik diyorum. Çap bilgisini değiştiriyorum. Yani artık model benim kendi modelim gibi rahat ve pratik bir şekilde düzenlenebilir hale geliyor. Daha sonrasında seçiyorum şurayı ve move it diyorum. Nereye göre? Şuradaki age'e göre taşı diyorum. Mesafesini verebilirim. Ne kadar? 2 birim taşı dedik. OK dedik. Taşıma işlemini gerçekleştirdik. Veya seçim araçları da oldukça güçlüdür. Seçimi yapıyorum. Seçimden sonra remove it diyorum. Vazgeçtim, sildim mesela. Silme işlemini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Başka bir programdan da gelen data, GT'den aldığımız datayı gördüğünüz gibi kendi CAD sistemimiz gibi çok rahat ve pratik bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Hem katı modelde bu gerçekleştirilebilir, hem de şu an yaptığım gibi bir saç metalde bunu gerçekleştirmek mümkündür. Daha sonra Flat Pattern Preview'ye klikliyorum. Burada dıştan dışa ölçüleri vermesini istiyorum ve açılımını kaydediyorum burada. Açılımı kaydettikten sonra teknik resmime geçiyorum. Bükümlü halini mi istiyorsun, açılım halini mi istiyorsun diye soruyor. Ben burada açılım halini görelim diyorum. Açılım halini getiriyor, teknik resime yerleştiriyor. Otomatik olarak modelin adı, teknik resmin ismi gibi bilgiler, güncel tarih, çizen bilgisi. Bunlar otomatik olarak getirilebiliyor. Değişim olduğunda da buraya anında yansıyor. İlişkili bir yapıya sahip oluyor. Daha sonrasında mesela diyelim ki Sheet 2'ye geçiyorum. Görünüş ekle diyorum. Buradan da imalat resmini nasıl vereceğiz onu göstereceğim. Görünüşleri kullanabileceğiniz gibi geometri referansları da kullanabiliyorsunuz. Bu nasıl kullanılıyor? İşte front düzlemin neresi olacak? Burası. Tapın neresi olacak? Şuradaki H diyorum. Birebir daha doğrusu seçmiş olduğum yüzeyin ekrana paralel olduğunu garantileyecek şekilde konumunu ayarlamış oldum. İkinci adım scale. Bu map key ile de yapılabilir. Tek adımda getirilebilir bu ayarlar. Evet diyorum, birebir uygula ve tanjantları görmeyelim diyorum. OK dediğimizde görmüş olduğunuz gibi imalat resmim de oldu. Ardından bunu paylaşacağım. File'dan Save As'den Export'a geliyorum. Export'a geldiğinizde burada DXF formatında, DVG formatında veya diğer formatlarda bunu paylaşma imkanınız var. DVG'yi seçtim. Settings kısmına baktığınızda
Burada hangi versiyonda kaydetmek istiyorsunuz? Spline'ler spline olarak mı, polyline olarak mı olacak? Hash'ler nasıl olacak gibi detaylar var. Sheet'lere geldiğinizde de export işleminde current sheet dediğimiz açık olan sayfayı mı sadece export edeceksiniz, yoksa all sheet mi diyerek bütün sayfaları mı export edeceksiniz? Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi current sheet olsun, OK diyorum. Export diyorum. Kaydedeceğim yeri desktop olarak, desktop altında GT olarak ayarlıyorum. İsmini buradan değiştirebilirsiniz veya aynı